Herkese merhabalar, kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir yorumlarda OBS veya Streamlabs OBS haricinde başka bir yayın programı var mı diye çokça kez soruyorsunuz. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve bizler için ücretsiz, stabil ve birçok özelliği taşıyan bir program var mı diye bir araştırmaya koyuldum. Bununla birlikte Prism Livestream diye bir uygulama buldum. Bu uygulamada OBS gibi tamamen ücretsiz fakat OBS'de en büyük farkı OBS'e plugin olarak eklediğimiz her şey programın içerisinde orijinal olarak geliyor. Ve programımız OBS gibi tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Prism Livestream'in tüm detaylarına, menüsüne, ayarlarına, her şeyine tek tek bakacağız. Buyurun gelin videoya geçelim. Bu video diğer videolardan birazcık uzun olacak atlamadan tek tek izlemenizi öneririm. Çünkü bu tamamen sıfırdan bir uygulama eğitim videosu olacak. Videonun ana konusuna geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Haydi geçelim. Videonun açıklama kısmına da iliştirdiğim bu linkten direkt olarak Prism Live Studio'yu indirebilirsiniz. Direkt olarak Download Now dediğinizde indirmeye başlıyor ve sonrasında kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada Facebook, Google, Twitch veya diğer platformlarla direkt olarak giriş yapabilirsiniz veya direkt mail adresinize de kayıt olabilirsiniz. Ben şimdi Google hesabımla bağlanmak istiyorum. Buradan mail adresimi seçiyorum ve direkt olarak gördüğünüz gibi girişi sağlamış oluyoruz. Ve uygulamamız açıldığında şöyle bir tanıtım ekranı geliyor. Bunu direkt olarak kapatıyorum ve burayı bir büyütüyorum ve tam ekran olarak görelim diyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi Twitch, YouTube, Facebook, Twitter gibi ve diğer platformlarla alakalı hesaplarınızı direkt olarak burada aktif edebiliyorsunuz ve sonrasında yayınlarınızı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda My Channel'ın yanındaki 3 noktaya tıkladığınızda da Add Channels dediğinizde Buradan direkt olarak hesap ekleyebiliyorsunuz Veya burada olmayan bir platformu eklemek istiyorsanız da Custom RTMP bölümünden istediğiniz bir platformu Yayın yapacağınız bir platformu Rahatlıkla ekleyebiliyorsunuz Şimdilik ben Twitch hesabımı bağlıyorum Şöyle yetkilendir dediğimde Gördüğünüz gibi adding channel dedi ve gördüğünüz gibi hesabım burada aktif bir şekilde duruyor ve tabii yine buradan add channel diyerek YouTube'umu da ekleyeyim ve gerekli izinleri verdikten sonra gördüğünüz gibi burası da aktif oldu eklendi yani burada sınırsız bir şekilde hesaplarınızı ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi ben buraya eklediğim platformun üstüne geldiğimde burada bir tik bulunuyor. Bunları aktif edip kapatabiliyorum. Burada aktif olanlarda go live dediğinizde direkt olarak birden fazla platformda yayın yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin sizlerle birlikte birazcık paneli inceleyelim. Sol üst tarafta bir hamburger menümüz var. Burada settings, Apps, scan, collection, edit source gibi birçok bölüm var. İlk önce settings'ten başlayalım. Settings'e tıkladığımızda Gördüğünüz gibi ana ayarlarımızı görebiliyoruz. Burada output bölümümüz var. Output bölümünden direkt olarak resolution'ımızı ayarlayabiliyoruz. Yani kaç p'de yayın vermek istiyorsak onlara bakabiliyoruz. Burada OBS'ten de alışkın olduğumuz Lanczos 36'yı seçiyoruz. Burada FPS ayarımızı yapıyoruz ve aşağıya doğru indiğimizde de bunu direkt advanced yapalım ve gördüğünüz gibi OBS'e benzer bir panel bizleri karşılıyor. Burada yine encoder kısmında x264 veya h264'ü kullanabiliyoruz Nvidia'nın ve sonrasında burada CQP değeri verebiliyoruz. Eğer Nvidia bir ekran kartınız varsa bildiğiniz gibi CQP verip bunu da 15 ile 20 arasında numaralandırarak sağlıklı bir yayın yapabiliyoruz. Bunun için diğer OBS videolarıma da bakıp ayarları kontrol edebilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi aynı şekilde ayarlarımız bulunuyor. En aşağı indiğimizde kayıt ayarlarımız mevcut. Tabi burada streamingin altındaki record settings bizim OBS'te de bulunan replay özelliği için geçerli olan ayarlar. Biraz da yine yukarı çıkıyorum ve bu yukarıda gördüğünüz gibi recording bölümünden de direkt sadece yayın değil de kayıt alacaksak kayıt ayarlarımızı da burada sağlayabiliyoruz. Audio bölümüne geldiğimizde 48 kHz stereo bir yayın yapacağız ve sonrasında buradan masaüstü sesi için ben masaüstü aygıtım neyse onu seçiyorum. Mikrofonum içinde gördüğünüz gibi mic in elgato'mu seçiyorum ve apply dediğimde gördüğünüz gibi ses ayarlarımızı da yapmış oluyor. Visual bölümünde de gördüğünüz gibi bizim ana sayfamızı gördüğümüz alan burada işte base canvasımız 1920'ye 1080 output'umuz da x 1080 yani base canvas dediğimiz burada bizim bizim gördüğümüz çözünürlük. Output'ta yayını çıktığımız çözünürlük olarak ayarlıyoruz. O yüzden de ben ikisini de 1920'ye 1080 olarak seçiyorum. Biraz daha aşağı indiğimde gördüğünüz gibi gelişmiş ayarları görüyoruz. Burada yapmamız gereken çok fazla bir ayar yok. Fakat siz buraları biraz kurcalayarak diğer özellikleri de keşfedebilirsiniz. Source bölümünde kaynaklar var. Kaynakları zaten eklediğimizde geçeceğiz. Hot case bölümünde de kısa yol tuşları atayabildiğimiz bölüm mevcut. Aslında bu uygulamada standart ayarlardan ziyade OBS'in dışında bize sunduğu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Sahne 1 bölümüne bir adet add source diyerek kendime bir background eklemek istiyorum. Bunun için gördüğünüz gibi burada bir background template bölümü var. Buna tıklayıp OK dediğimde tekrar OK dediğimde burada bakın free olarak kullanabileceğimiz veya Prism'in bize sunduğu birden fazla backgroundlar mevcut. Mesela ben bu ayı seçiyorum ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi background'um hazır. Şu anda zaten gördüğünüz gibi burası OBS'ten de alışkın olduğumuz stüdyo modu. Sağ üst taraftaki şu şöyle hatta kameradan çok gözükmüyor. Şu işarete tıkladığımızda stüdyo modundan çıkış sağlayabiliyoruz. Neyse devam edelim. Tekrar kaynaklar bölümüne yani sources bölümüne sağ tıklıyorum. Add source diyorum. Ve buradan clock widget diyorum. Bu en çok sorulan sorulardan biri OBS'te. Buna OK dediğimde tekrar OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan yayını başlatırken intronuza çok tatlı bir geri sayım sayacı da ekleyebiliyorsun. Öncelikle bunu seçelim ve Detailed Settings'ten Current Time yani anlık saatimizi görebiliyoruz. Stream time dediğimizde yayının başladığı süreden itibaren saymaya başlıyor. Yani yayınımızın kaçıncı dakikasında veya kaçıncı saatimizde olduğunu görebiliyoruz. Timer bölümünden de buradan istediğimiz kadar timer ekleyebiliyoruz. Yani mesela ben buradan 60 saniyelik bir ya da 59 saniyelik geri sayım başlatmak istiyorum. Start dediğimde gördüğünüz gibi 58 57 olarak gidiyor. Stop diyorum. Timer end de mesela dijital dediğimizde Burayı mesela 5 saniye yapalım ve start diyelim. 4, 3, 2, 1, 0. Gördüğünüz gibi bir ses de vererek bizi veya izleyicilerimize timer'ın bittiğini gösterebiliyoruz. Bunu sevleyelim ve bunu da gördüğünüz gibi şöyle sol üst köşeye ekleyebilirim. Template'leri de seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada aktif bir şekilde gayet zamanlayıcımı eklemiş oluyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Add source diyorum. Burada add source'da viewer count widget var. Burada isterseniz Twitch veya YouTube için anlık olarak yayınınızı kaç kişi izlediğini de buraya ekleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yine kendi otomatik template'leri var. İsterseniz Twitch veya bunu YouTube'a da çevirerek ekleyebilirsiniz. Burada mesela ben şunu seçmek istiyorum veya bunu seçmek istiyorum veya bunu. Okey diyelim. Ve gördüğünüz gibi aktif olarak burada yayınımı kaç kişi izlediğini konumlandırabiliyorum. Hatta ben şöyle yapmak istiyorum. Buradan kameramı kapatacağım ve direkt olarak karşı tarafa yani Prizmin üzerine eklemek istiyorum. Devre dışı bıraktım. Geldim sağ tıkladım. Add source dedim. Ve buradan webcam video capture device'ı seçtim ve OK dedim. OK dedim. Buradan geldim camlink 4K'yı seçtim ve OK dediğimde gördüğünüz gibi webcam'imi de buraya eklemiş oldum. Şöyle bir şey yapmak istiyorum buradan artıya tıklayıp full cam bir sahne açmak istiyorum. Buraya da kopyalayıp full cam kısmına paste yapıyorum. Üzerine sağ tıklayıp transform diyorum ve fit to screen diyerek kendimi burada büyütebiliyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafta Beauty Effects diye bir bölüm var. Tekrar Source'a bir ekleme yapıyorum ve Prism kamerayı ekliyorum. Prism kameradan 4K'yı seçiyorum tekrar. OK diyorum ve bunu normal kameramı deaktif ediyorum. Prism kameradan activate dediğimde gördüğünüz gibi Prism kamera olarak ekledim. Sonrasında burada beauty Effect bölümü var. Gördüğünüz gibi beauty efekti aktif ettiğimde yüzümü biraz inceltebiliyorum veya böyle bir farklı bir cute efekti ekleyebiliyorum veya natural olarak ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi değişik efektler yüzüme direkt olarak ekleyebiliyorum. Şöyle hatta biraz kendimiz kurcalayalım. Gördüğünüz gibi kendi yüzümü bayağı bir oynayabildim. Küçülttüm, büyüttüm bir şeyler oldu. Yani dediğim gibi buradan istediğiniz efektleri kendi yüzünüze yapabiliyorsunuz. Kendinizi daha da güzel gösterebiliyorsunuz. Çok gerek var mı? Bence tabii ki de çok gerek yok ama özellik midir? Kayda değer bir özellik midir? Evet, kayda değer bir özelliktir. Direkt olarak bunu kapatıyorum. Prism kamerada da göstereceğimiz bu kadar olduğu için bunu da kapatıyorum. Buradan kameramı aktif ediyor. Geldik tekrardan ana sahnemize. Buraya yeni farklı neler ekleyebiliriz dediğimde Audio Visual Laser ekliyoruz. Ve burada zaten bu standart bir şey. Arka planda çalan bir müziğimiz varsa ses dalgalarını gösteren bir özellik. Bunun için OBS'de farklı bir plugin eklemek gerekiyordu. Ama Prism'de gerek kalmıyor. Burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Hatta Detail Settings diyelim. Şöyle yapalım geldim yukarı select template bu template'i seçtim ve buraya koydum. Sonra diyorum ki sonrasında yukarıda gördüğünüz gibi bir bölüm var. Buraya tıklıyorum ve buraya mikrofonu ekliyorum mikrofonu eklediğimde gördüğünüz gibi benim konuşmama göre ses efektlerim hareket ediyor oluyor. Gelin bakalım başka neyimiz var? Artıya tıkladım. Burada müzik playlist var. Müzik playliste kendiniz bilgisayarınızda bulunan şarkıları ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya ede müzik diyerek ya da local file veya prism free müzik bölümü var. Buradan müzikler ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum buradan gelelim. Add the Prism Free müzikten Şöyle retro diyelim ve şunu ekleyelim 8 biti. Ve zaten burada audio mixer kısmında da music playlist olarak burada farklı bir ses dalgası açıyor. Buradan müziklerimizi gönül rahatlığıyla dinleyebiliyoruz. Da şuradan play diyelim. Gördüğünüz gibi burada müziğimiz çalmaya başladı. Hemen burayı da kapatıyorum. Bu özelliği de gayet güzel ve özellikle free müzik olması ve Twitch'te veya YouTube'da kullanabiliyor olmamız gerçekten muazzam bir özellik. Sonrasında tekrar gelelim bakalım burada başka neyimiz var? Prism'in mobil versiyonu da var. Mobilde de çok rahat bir şekilde yayın yapabiliyoruz. Bunun da videosu yakın zamanda gelecek ve bununla birlikte telefonunuzu bilgisayara bağlayarak direkt Prism Mobile üzerinden cep telefonunuzu web kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği de bir sonraki videoda sizlere aktaracağım. Bununla birlikte gördüğünüz gibi sol tarafta yine standart işte bildirimleri veya Streamlabs bağlantıları eklemek için web bölümü var. Web tarafından da kendinizi tarayıcı özelliklerinizi rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz. İşte bildirimleriniz olabilir veya başka bir şey olabilir. Buradan eklemesini sağlayabilirsiniz. Tekrar artıya geldim. Zaten diğer şeyler gayet standart şeyler. Yani OBS'ten de hakim olduğumuz şeyler. Monitor Capture'ımız var. İşte imaj veya yani fotoğraf ekleme var. Vesaire. İşte NDI Source'da farklı bilgisayarları bağlayarak yayın yapabiliyorsunuz gibi özellikler var. Audio Output Capture Device ile de direkt olarak uygulamalarınızın seslerini direkt mikser tarafında ayırabiliyorsunuz. Şimdi peki bizim farklı ne özelliğimiz var? Hani iyice ne bizi ayırsın bu özellikler dediğimizde de burada bir karalama yeri var. Buraya tıkladığımızda buraya bir panel açılıyor. Ve gördüğünüz gibi kendi çiziminizi direkt olarak yapabiliyorsunuz ve bu çizimler de yayınınıza direkt olarak gidiyor. Mesela size bir örnek vermek istiyorum. Şöyle webcam'imi aldım ortaya, şöyle birazcık büyüttüm, şöyle ortaladım diyelim. Ve ben çizim bölümüne geliyorum ve buradan bir kareyi seçiyorum. Ve şu şekilde kendime çok basit bir şekilde webcam çerçevesi yapabiliyorum. Veya bunu şöyle de yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha neonumsu parlak bir şekilde de bunu gerçekleştirebiliyorum. Veya buradan kalınlığını ayarlayarak daha kalın bir şekilde de yapabiliyorum. Sonrasında tekrar mesela buradan çizim bölümüne tıklayıp Şöyle bir ok oluşturabiliyorum veya şöyle bir ok oluşturabiliyorum yani ekranda anlatmak istediğimiz bir şey varsa eğer yayınlarımızda direkt olarak bu özelliği kullanarak çizim yapabiliyoruz. Direkt silme tuşuna basarak hepsini siliyorum ve kendimi tekrar şöyle sağ tarafa alıyor. Sağ tarafta Giphy sticker bölümü var. Direkt olarak Giphy sticker bölümüne tıkladığımda gördüğünüz gibi Giphy'de yer alan trend stickerları görebiliyorum. Veya buradan istediğimizi seçiyor biliyoruz veya aratabiliyoruz GIF'i olarak. Örnek veriyorum bunu seçtik ve direkt olarak ekranımıza ekleyebiliyoruz. Mesela burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela işte örnek veriyorum. Geldim ayarlar bölümüne. Buradan hot dedim. Hot bölümünden aşağıya doğru indim. Ve show gif sticker diyor. Artıya bastım. Hide dedi. Eksiye bastım. Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi mesela bir yayında bir şey olduğunda bir reaksiyon vermek istediğinizde direkt olarak GIF'den bir sticker ekleyip ve hotkey oluşturarak izleyicilerinize anlık olarak reaksiyon verebilirsiniz. Sağ taraftaki menüye bir bakacak olursak en üstte stüdyo modumuz var. Bir altında chatimizi bulundurabildiğimiz bir bölüm var. Direkt olarak chatimizi aktif edebiliyoruz burada. Onun altına geldiğimizde bir bildirimleri yani bir takip bildirimi, donate vesaire geldiğinde onları görebildiğimiz bir bölümümüz var. Kamera kısmına tıkladığımızda zaten virtual kamera bölümü geliyor. Yani bu ekranımızı webcam olarak kullanabildiğimiz, OBS'ten de alışkın olduğumuz sanal kamera bölümü var. Altındaki bölüme zaten baktık. Beauty effects bölümü, bir alta indiğimizde virtual background bölümü zaten background'u burada kullandık. Çizim simgesini kullandık, çizimlerimizi yaptık. Prism sticker bölümü var. Burada da Prism'in bize sunmuş olduğu stickerlar bulunuyor. Bunu da mesela şöyle alalım. Ekleyelim mesela şuraya. Ya Buraya da bir sticker ekleyebiliyoruz. Müzik bölümü de demin denediğimiz bölüm. Ve onun altında da mobil bağlantı sağlayabileceğimiz QR kodlu yer bulunuyor. Direkt olarak bunu kapatıyorum. Bunun haricinde sizlere gösterebileceğim çok önemli bir yer daha var. Text Template bölümü. Text Template bölümünde Tekrar ekleyelim, OK diyelim ve gördüğünüz gibi burada altyazı ekleyebiliyoruz veya anlık olarak ekrana gelebilecek bir şey ekleyebiliyoruz. Ve bununla birlikte gördüğünüz gibi Screen Saver bölümü var. Yani siz burada isterseniz yayını başlatırken kullanabileceğiniz ekranı direkt olarak buradan da yapabilirsiniz. Buradan detaylı ayarlara geldiğimizde de buradan diyebiliriz ki yayın başlıyor. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak ekranımızda değişiyor. Tekrar text template bölümüne gelmek istiyorum ve buradan select template demek istiyorum. Ama bunun öncesinde text template'i bunu bir silelim. Tekrar artıya gelip text template diyorum. Ve burada social bölümü var. Social bölümünde de gördüğünüz gibi kullandığınız aktif hesaplarınızın lover third'ünü yapabiliyorsunuz ve bunu tamamen bize ücretsiz olarak sağlıyor. Mesela Twitch'te yayın yapıyorsunuz, YouTube kanalınız var. Prism Live yazan YouTube ikonlu olan yeri seçiyorum. Yukarı gelip Detail Settings diyorum. Ve buraya hangi onur diyorum. Ve tamam dediğimde gördüğünüz gibi bir adet sosyal medya lover third'ü eklemiş oluyorum yayınıma. Ve bu da normalde hepimizin çokça kez aradığı fakat hiçbirimizin de bulamadığı önemli özelliklerden biri. Bunun haricinde biraz daha kurcalayalım. Burada captionlar var. Captionlarda istediğimiz yazıları ekleyebiliyoruz. Bunları deaktif veya aktif ederek rahatlıkla kullanımını gerçekleştirebiliyoruz. Aslında sizlere bunun uygulamayla ilgili söylemek istediğim çok önemli bir detay var. Ben buradayım ama bir arkadaşım var farklı bir şehirde, farklı bir evde veya farklı bir semtte oturuyor. Ben ona bağlantı izni verebiliyorum ve o kişi ben yayındayken sahnelerimi değiştirebiliyor. Bu özellikle bu lover törtleri ekleyip anlık olarak yazı çıkartıp kapatabiliyor gibi özellikleri de var. Bu özelliklere ayrı ayrı şekilde sizlere anlatacağım video serisi gelecek. Çünkü şu anda Prism Live Studio'yu kaba taslak sizlere anlatıyorum. Aslında çok detaylı ve çok mükemmel özellikleri de bulunuyor ve bu özellikleri mutlaka ve mutlaka sizlere ayrı videolarda anlatacağım. Bunun haricinde tekrar bir hamburger menümüze tıkladığımızda burada tool'larımız tool mevcut. İşte output timer vesaire gibi bir ayarlar var. Virtual kamera zaten bildiğiniz gibi sanal kamera. Burada isterseniz OBS'te olduğu gibi scan collection yani sahne koleksiyonu yaparak farklı platformlar için video için farklı sahne ayarlarınızı, işte canlı yayın için farklı sahne ayarlarınızı kaydederek birer koleksiyon oluşturarak her yapacağınız eylemin platformuna göre arzu ettiğiniz ayarları, sahne ayarlarınızı kaydedip direkt olarak buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Prism Studio'nun kabataslak anlatımını bu şekilde sizlere tamamlıyorum. Zamanla detaylı ayarlarım veya benim de yeni öğrenmeye başladığım mükemmel özelliklerinde videosu ayrı ayrı kanala gelecek. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.